Ne yaptın Özürcüğüm? Tavuk fırında mı çıktı mı? Fırından çıktı. Oo, merhaba. Zaten biraz da önce, yani daha önce pişirdiğimiz için daha çabuk oluyor tabii ki. Üzerine de kaşar rendesi yaptık ve o hazır. Çok aslında pratik, güzel, lezzetli bir öğün oldu. Şimdi tavuklarımızı yağda birazcık tavuk butu kullandık, hatırlatmak isterim. Evet. Şöyle anda bunda çevirdik, evet, rengi değişti. Evet. Soğanla iki tane büyük limonun kabuğunu güzelce kavurdun. Evet. Sonra ne yaptın? Kabuklu soğanı mı yaydın? Evet, onları güzel böyle karıştırdım. Tavukla? Tavukla. Üzerine kremasını döktüm. Kremanın içine tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Lezzetli olsun diye. Sonra da fırına verdim. Bir ara çıkardım, baktım ki tavukların üstü kızardı. Önce bir çevirdim tavukları. Sonra öbür tarafa kızarınca üzerine kaşarını koyup tekrar gönderdim. 10 dakika falan sürdü tekrardan çıkması. Çok güzel hakikaten. Ellerine sağlık. Bunun içine sebze de eklenebilir. Olabilir. Aynen mesela öyle. Mesela enginar konabilir. Şimdi bunu burada düşünürken ben de şey yapıyorum, hani bezelye konabilir. Hani biraz daha isterse sebze sevenlere de böyle bir şey eklenebilir. Ve ya da yanına yahut. Ya da yanına pilav. Bakın evet, her türlü sebzesi olan güzel bir pilav olabilir. Bu pilav genelde benim böyle davetlerde yaptığım bir pilav. O yüzden bunu istedim. O zaman malzeme listesini tekrar sayar mısın? Hemen sayalım. Tereyağımız var, 2 çorba kaşığı. Zeytinyağımız var. 1 küp şekerimiz var, limon, 1-2 damla limon suyumuz var, karabiberimiz, tuzumuz, dereotumuz, soğanımız ve bezelyemiz var. Ayrıca 1 büyük su bardağı da pirincimiz var. Pirinci ben yarım saat önceden suya koydum. Sonra da güzelce yıkadım. Ama güzelce yıkamak yetmiyor pirinci. Yani bayağı berrak suyunu görmemiz evet, gerekiyor. Aynen. Bence en büyük püf noktası pirincim bu. Ondan sonra da kuru olması gerekiyor. Kavrulmaya konduğunda. Yani iyice süzeceğiz, kurutacağız onu. Durum bu. Nişastasını iyice alacağız. Bulguru yıkar mısın? Bir su yıkıyorum. Ben de yıkıyorum. Evet. Bir su yıkıyorum. Çünkü içime sinmediği için yıkıyorum. Paketlerde alıyoruz ya da böyle seyyar alıyoruz. İnsan ister istemez şöyle bir sudan bir geçsin geçmek istiyor. Geçmek istiyor değil mi? Evet. Aynen. Ben yıkıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Eskiden biz ayıklardık ya. Tabii yani, tepside. Evet ben aynen. Yine ayıklıyorum yine. Ben geçen yine koyuyorum. Anneciğim köy bulguru almış bana getirmiş. Tepsiye döktüm çünkü baktım böyle taşlar var. Var. Tepside evet. Böyle şıkır şıkır. Bence şıkır o şıkır. Olmalı. Olmalı değil mi? Yani şöyle ben şimdi bazen dediğiniz gibi alıyorum. Koyuyorum ama koyduğum bir anlamı kalmıyor. Çünkü gerçekten hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Şu anda ben orada organik mi değil mi oradan çok rahat ayırabiliyorsunuz bence. Çünkü bilmiyorum. Ben göremiyorum hiç. Siz de öyle değil mi? Yok. Artık eskisi kadar. Yok gerçekten ama şöyle bir yıkamakta fayda var. Ben bir su yıkıyorum evet. Şimdi birazcık çeksin altını. Sonrasında ne yapacaksın? Sonra mantarımızı koyacağız. Mantarları küçük küçük doğradın. Küçük küçük doğradım. Evet mantar sever misiniz? Ben severim. Ben çok de çok severim. Hatta şöyle daha yeni bir video ekledim. Instagram hesabına ben YouTube'da da çekiyorum video. Karamelize soğanlı kestane mantarlı omlet yaptım. O da çok güzel. O hem böyle soğanın girdiği her şey zaten süper. Bir de mantar. Harika. Yani bir kanal diyelim aynen çok öyle. Güzel oldu. Çok güzel tarifler paylaşıyorsun. Evet, evet. Mantar zaten kalorisi en düşük, besin değeri çok yüksek olan bir gıda. Zayıflamak isteyenlere göre mesela sabah kahvaltıda ben çok yapardım bir dönem. Bir aradır yapmıyorum çünkü o dönem çok yapmıştım. Omletini yapardım. Mantarlı. Evet. Doyurucu oluyor çünkü. Bir de istiridye mantarı var. Evet. İstiridye mantarının besin değeri etle eşdeğer. Mesela bu kültür mantarı sebze olarak geçiyor. Evet. Ama öbürü et yerine geçiyor. Bizim Kanlıca mantarımız vardır mesela. Evet. Onunla çok güzel çorba. Benim favorim şeyim mantarım odur. Ben de çok severim. Böreği müthiş olur hayatım. Ben de soğanlı, çorbası. Soğanlı biberli sotesi dehşet olur. Çorbası. Çorbası biz çorbasını çok yapmayız. Güzel olur. Ya böreğini yaparız ya da kavururuz ya da fırında. Sarımsaklı yoğurtlu çorbasında. Çok böyle biraz da safran konuluyor içine. Çok lezzetli oluyor. Zaten o da çok kısa bir dönem. Tabii tabii. Onun da dönemi öyle. Çok kısa tabii. Yani ve çok faydalı bir mantar. Her bir de göbek bulmaz. Mantarı var onu biliyor musunuz? Bilirim o evet. Da, onu sever misiniz mantarı peki? Çok, ben göbek mantarını nedense beğenemedim yani. Mantarlardan yok. Mantar severim derken o kadar geniş kapsamlı düşünmemek lazım. Bildiğimiz mantarlar var. Porçili güzel olur mesela. Porçili evet ama aynen. Dediğiniz gibi mesela göbek mantarına alışamadım. Çünkü bizim Kaz Dağları'nda bir evimiz var. Bir dönem orada göbek mantarı çok yüksek fiyatlara tabii çıkıyor. Tabii. Yani bayağı göbek mantarı dönemi var ve gayet iyi bir fiyata da satıyorlar onu. Ben çok alışamadım ama mesela tamam, yine mevcut. Böyle dönem dönem pazarlarında kırmızı büyük mantarlar olur. O kadar çok mantar ya, var evet, ki hayatım. Ben her yöreye Ege'ye git, Akdeniz'e git hep böyle pazarlarda evet, özel özel mantarlar görürsünüz. Evet, şimdi güzelce bunu da koyalım.
Şimdi ben biraz yüksek ateşte mantarı kavurmak istiyorum. Çünkü suyunu saldığı için mantar hani biraz daha az salsın diye yüksek ateşte kavurursak daha az salıyor. Onu da belirtmek istedim. Değişik. Bezelyeli, mantarlı, soğanlı pilav biliriz ama mantarlı soğan, pilav soğan, çok bilmiyoruz. Bezelye, dereotu, evet. Biraz yeşil bir pilav oluyor yine. Dereotlarını en son koyacaksın değil mi? Suyuna koyacağım, evet. Suyunu koyduktan sonra bezelyeyi de öyle koyacağım. Şimdi mantarımız biraz sotelensin. Evet. Sen malzeme listesini bize gönderirken hayatım otlu pilav dedin. Evet. Ot sadece dereotu. Evet, dereotu ama zaten bunda dereotun lezzeti o kadar baskın ki. Başka bir yeşilliği veren o diyorsun. Evet, evet. Hani bir de mantarla dereotu, soğanla dereotu bu güzel bir pilav oluyor. Yani uyumlu. Dediğim gibi bakalım. Bahar pilavına yakın bir. Ben yemedim. Evet. Yiyeceğim. Hadi. Mantarla bekliyoruz, bakacağız. Efendim. Aynen öyle. Evet. Sana kolay gelsin hayatım. Çok teşekkür ederim. Zaten efendim. Gerisini şöyle yapıyorum ben. Bire bir buçuk ölçüyle pilavı pişiriyorum. Sıcak su mu koyacaksın? Sıcak su koyacağım. Sonra biraz önce harlı ateş açıp sonra göz göz olduğunda da altını kısacağım. Pilavı kavuracak mısın? Kavuracağım. Pirinci. Evet. Kavuracağım. Biraz evet, çevirsek kavuracağım. Sonra tuzunu, bir tane kesme şekerini, karabiberini, birkaç damla limonunu ayarlayıp tadına bakmak gerekiyor. İşte oradaki tuzunun ayarı, karabiberin ayarı çok önemli. Ondan sonra zaten gerisi... Ben de gayet şeker güzel koyuyorum. Oluyor. Pilava, pirinç pilavı. Bir tane küp şeker atıyorum. Ama tabii iç pilava çok daha farklı bir. Tabii, aynen o başka. O başka bir şey. Evet. Harikasın. Kolay gelsin çok hayatım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek pilavımız üzere. Pilavımız güzelce bekliyorum kavrulsun. Aynen buradayım ben. Tamam. Güzelce kavuralım.